Bir de daha üstünde durulabilecek, daha ön çalışması olabilecek film olabilse. Çok güzel filmler izliyorum bizim sinemamızda. Yurt dışı işleri tabii izlemeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Hele bu pandemi dönemi bir sürü bir izlemeye verdik kendimizi. Tabii. Gözlerimiz yoruldu epeyce. Daha farklı, daha tiyatro gibi ön hazırlığı olan bir işin içinde tabii ki yer almak isterim. O zaman dijital platformlar seni daha mı mutlu eder acaba? Eder gibi. Dijitallere duyurulur. Değil mi? İyi olur. Sanki seni orası daha yani başı sonu belli, ön hazırlığı olan televizyon dizisinden çok. Ben mesela seni uzun bir süre artık dizide görmem diye düşünüyordum. Şaşırdım bu projeyi kabul etmene. Ama mesela oradaki arkadaşlarla da çok güzel bir ekipte olan şüpheliler. Evet. Görüşüyoruz hala. Kadınlarla aram iyi. Evet, gayet güzel bir şey evet. Değil mi bu? Yani sen aslında hem kendi yaşıtların hem senden küçüklere çok böyle alan açmayı biliyorsun ya. Galiba senin sihirli kelimen bu. El vermek. El veriyorsun ama bir de gerçekten alan tanıyorsun. Mesela benim çok becerebildiğim bir şey değil. Ben böyle hemen bir olalım, hep beraber olalım. Aman hiç ayrı bir şey yapılmasın. Her şeyi birlikte yapalımcı biriyim. Çok iyi gelmiyor tabii bu aslında süreçte, ilişki içinde, arkadaşlıklarda da, Bülent'le de. Mesela sende gördüğüm o alan açmanın verdiği haz galiba sana iyi geliyor. İyi geliyor. Herkesteki değişimi görmek de hoşuma gidiyor. Peki nasıl güven sağlıyorsun mesafeli bilmiyorum olunca? Ki. Şimdi hani beni görenler tabii daha soğuk görüyorlar evet. Haklı olarak. Yani böyle de görünmek işime geliyor aslında. Evet sen seviyorsun soğuk görünmeyi. Yok tipimden de ben de böyle şu bir aynaya baktığımda soğuk duruyorum ama herkese de gülümseyemem ki. Evet ama çok yani eğlencelisin ya aslında. Ama bütün eğlenceli yanlarımı gösteremem ki Ceyda. Evet. Göstermemelisin. Senin kadar mesela matematiği yüksek. Her şeyi organize edebilen, bir sürü şey hakkında fikri olan, bilgisi olan bir insan. Ben de sana gıptayla bakıyorum. Neleri danıştığımı biliyorsun. Evet. Yani bana birisi bir şey, Ceyda bilir. Hemen Ceyda'yla ilişki kurmak lazım. Sendeki beyin başka türlü bir işleyişi var. Ama işte alan açmayı bilmiyorum ben de. Bunu senden anahtarını almak isterdim yani bu meselenin. Bence bir işte o sakinlikle biraz sessizlik içinde kalmak. Ki sen arada sırada yapıyorsun bunu. Evet. Bazen başarabiliyorum. Gerçekten. Ya da bu kendine çok güvenmekten gelen bir şey mi? Sen kendine mi çok güveniyorsun? Gerçi ya ben de kendime de çok hani ben kendimden çok etrafımdakilere sanırım. Güveniyorsun. Çünkü onlarla iletişim iyi olursa, iyi bir enerji alışverişi olursa bir şeyin daha iyi çıkabileceğine inanıyorum. Hele bu yaptığımız meslekte kolektif bir meslek. Tek başına kadar güzel tırada okudum falan olmuyor. Tabii. Yani baştan bir şeyi birlikte ve iyi bir enerjiyle yapıyorsan senin o tiradın her gün daha farklılaşarak daha güzelleşecek. Senin de ummadığın yerlere doğru gidecek gibi geliyor bana. O zaman bu biraz tiyatrodan da gelen bir ahlak ve öğreti gibi mi? Bir egoizmle ilgili hani herkeste bir ego var evet. Ama egoist olmamak gerekiyor. Egoya zaten ihtiyacımız varmış tabii. Artık onu ego kelimesini bir böyle bir uzun bir süre araştırdım. Egoya hepimizin ihtiyacı varmış ama dediğin gibi o egoist ya da egoizme gelirse artık zararlı bir yere geliyor. Yoksa var olabilmemiz için, kendimizi var edebilmemiz tabii. için o egoya ihtiyacımız varmış. Ama işte her şeyin fazlasının zarar olduğu gibi evet. Orada bir limit var. O limit de sende var. Diyorsun. Teşekkür ederim. Sence yok mu? Dur okulun üzerine gidelim. Yani bence var.